İlk oturumun konusu kafe işletmeciliği. Değerli konuklarımızı anons etmek istiyorum, konuşmacılarımızı. Ahmet Yanıkoğlu, Kafe Nero CEO'su. Hasan Ulutürk, Şibo Türkiye Genel Müdürü. İbrahim Demir, Noah Pit Kafe Yönetim Kurulu Başkanı. Burak Göğüş, Coffee Sapiens kurucusu. Ve moderatörümüz Deniz Yıldız Düzgün, Mok Kafe kurucusu. Herkese merhabalar. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonun içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz ve memnunuz. Çok değerli konuklarımla beraber bilindiği üzere kahve işletmeciliği konusunda konuşacağız. Ben Mok Kafe kurucusu Deniz Yıldız Düzgün, tekrar tanıtayım kendimi. Aynı zamanda barista eğitmeniyim uluslararası SCA sertifikalı olarak. İsterseniz sorularımıza geçelim. Çok fazla zamanımız yok zaten sanırım. Her birimizde kısa süreli olacak. Markalarınız adına yeni işletme açmak için temel parametreleriniz nelerdir? İsterseniz böyle yapalım. Daha kolay olur. Ben günaydın herkese. Teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için. Bu soruya cevap vermeden dün de buradaydım. Onun hakkında da görüşlerimi bildirmek istiyorum. Burada hepimizin farklı ancak birbirini tamamlayan görevleri var. Dün yeşil çekirdek ithalat ve ihracatından başladı konu. Sonra kavurma makineleri, daha sonra espresso ve diğer demleme makineleri, Türk kahvesi makinesi. Sonra tabii ki bizim kıymetimiz, değerimiz Türk kahvesi hakkında çok güzel oturumlar oldu. Bizim burada görevimiz, onlar genelde B2B dediğimiz işler yapar iken biz B2C yani direkt nihai müşteriye hizmet veriyoruz. Hepimiz o puzzle'ın parçalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bizler ne kadar kendi işimizde başarılı olursak sektörü ve pazarı da o kadar geliştirebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Covid-19 pandemi öncesi zaten bir dışarıda sosyalleşme isteği, arzusu hat safhadaydı. Covid-19 oldu, kapandık. Bu kapanmayla birlikte aslında sosyalleşmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir daha fark ettik. Sosyalleşme çok kıymetliydi, kapandık. Ondan sonra açılıverdik. Bu açılma ile birlikte aslında bir patlama olacağını beklerken, çünkü sıkışmış bir talep vardı, bu sıkışmış talep birden patlamalıydı derken bir ekonomik kriz patladı. Bu sefer bununla mücadele etmeye başladık. Sektör devamlı gelişiyor. Bizler işte Türkiye'ye özellikle uluslararası kahve zincirleri ve ulusal bizim gibi kahve markaları daha da artarak açılmasına, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz bu yatırımları yapmaya devam ederek aslında bu sosyalleşme talebini de karşılıyoruz. Sosyalleşme talebi, biz Türkiye'de çok hızlı ilerliyoruz. Bence hani çok hızlı ilerlememizin sebeplerinden bir tanesi de sosyalleşecek alanlarımız çok kısıtlı. Yani işte İtalya'da veya diğer Avrupa ülkelerinde parklarda, bahçelerde, müzelerde insanlar sosyalleşirken bizim öyle meydanlarımız çok kısıtlı. Ne yapıyor insanlar? Doğal olarak kafelerde sosyalleşiyorlar. Bir de genç nesilimiz var. Genç nesil bizim tüketim alışkanlıklarımızı şekillendiriyor. Tüketim alışkanlıklarımızı şekillendiriyor. Şöyle 2011 yılında bizim kişi başı 350 gram kahve tüketimimiz varken 2021 yılında bu 1.1 kilogram kahveye ulaşmış halde. Dolayısıyla hızla hem kahve markaları artıyor hem de kahve tüketimimiz artmaktadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizler nihai müşteriye hizmet verenler tüm diğer paydaşlarla birlikte ne kadar kaliteli hizmet verirsek bu artan tüketimi ve artan talebi karşılayacağımızı hep birlikte düşünüyorum.
Soruyu bir daha alabilir miyim? İşletme açmak için temel parametrelerinizi sormuştum. Efendim bir daha sorun. Markalarınız adına yeni işletme açmak için temel parametreleriniz, işte kriterleriniz. Önemli. Daha o soruya cevap alamadım, o yüzden geçemedik. Evet, ben de cevap vermediğimi fark ettim ama içimde kalmasın. Çünkü çok hoşuma gitti dünkü oturum. Evet. Böyle hepimiz gerçekten bir tarafından tutarsak bunu çok daha güzel yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Belirtmek istedim sadece. Şimdi biz tabii ki bu uluslararası markalar bu işi çok iyi yapıyor. Bir yatırım yaparken bu yatırımın çeşitli senaryolarını, fizibilitesi dediğimiz bir öngörüde bulunuyorlar. Ama biz özellikle böyle küçük işletmeler diyeyim, yatırım yaparken daha hissiyatlı davranıyoruz. Hı hı. Ben daha önceki çalıştığım yerler daha kurumsal yerlerdi. İşte yatırım kararı ancak bizim işte worst case, base case, best case, ondan sonra hatta crash dediğimiz hani ya başımıza bu da mı gelecek senaryolarını, pandemi hiç kimse zannetmiyorum tahmin edeceğini ama bir crash senaryosu da olması gerekirdi. Dolayısıyla yatırım yaparken iyi hesap yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hissiyatımız çok önemli, hiç yadırgamıyorum ama bu hissiyatı pekiştirecek veya bu iştahlı oluyoruz tabii yatırım yaparken. Hı hı. Ama bunu o sayılarla birlikte pekiştirmemiz gerektiğini veya o iştahımızı kursağımızda deyim bırakacak sayıları ortaya, figürleri ortaya çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Sonrası zor oluyor. Tabii. Sonra geri çevirmek zor oluyor. Dolayısıyla yatırımcılara, bu işe girecek olanlara birinci tavsiyem, bir, bu finansal modelini iyi hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. İki, yani core business'imiz ne olacak? Kahve ise kahve, restoran ise restoran, işte bakery kafe ise bakery kafe. Yani açmış olduğumuz işletmenin varlık sebebi önemli. Biz niye var olacağız sorusunu kendimize sorup, onun etrafında diğer eşlikçilerini birleştirmemiz gerekiyor. Yani kahve dükkanı açıyorsak demek ki biz restoran açmıyoruz. Kahve dükkanında restoran hizmeti vermenin bir manası evet, yok. Restoranda her şeyi restoranda diyorsunuz. Restoranda kahve dükkanı olmasın. Dolayısıyla odak noktamızı bilmeli. Tüm şaşırtıcılara rağmen de odaktan şaşmamalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İbrahim Bey esasında çok güzel bir giriş yaptı. Dünü de toparladı. Teşekkür ederim. Herkese de bu pazar sabahı burada bizi dinlemek için bulundukları için teşekkür ederim. Yani bir serpme kahvaltımız yok ama güzel kahve altı, yani kahvaltı kelimesine ilan veren bir konuyu konuşuyoruz. Yani esasında o şeyden bahsettiniz. Biz bir yerde tüketici arayüzünü oluşturuyoruz. Biraz önce de konuşuyorduk, yani geriye doğru, geri yüzünde çok önemli bir endüstri olan ve de gelişmekte olan bir endüstri olan bir sektördeyiz, ne mutlu ki. Ama aynı zamanda yan yüzlerini de geliştiriyor. Yani bir ekosistem olarak gelişiyor bu zincirlere verilen hizmetler olsun, yani başka başka ürün tedariği açısından işler olsun. Yani bayağı dinamik bir sektörün içindeyiz. Tabii bu dinamik sektörün içinde, bu gibi dinamik ortamlarda sizin de sorunuz çok yerinde. Yani gerçekten hangi işi yapmak istiyorum, benim iş modelim ne, ben neresindeyim bu ekosistemin? Bunu bir kere izole edip doğru tayin etmek çok çok, çok önemli kararların kalitesi açısından. Biz nasıl yapıyoruz? Biz yani bizim yönetici gücümüz markamız, yani markamızın özellikleri. Yani bu marka ne için var? Hem biz bu markayı ne için var olmasını istiyoruz, aynı zamanda da tüketici bu markaya nasıl cevap veriyor? Yani hangi açılardan bizim ona sunduğumuzu kabul ediyor, hangi açılardan kabul etmiyor gibi bir önce şeyden sonra, yani herkes kendi markasının nerede güçlü olduğunu, nerede zayıf olduğunu, çünkü her şeyde birden güçlü olmak da çok mümkün değil. Bunu iyi tayin etmekten başlıyor bence temel parametre.
Yani ben bizim gibi kahve mağazalarının diyeyim kullanımında iki temel sahip görüyorum. Yani bunları her birini dallandırmak mümkün ama bir tanesi bu hızlı hayat içinde, yani büyük bir kenti düşünün, işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, çalışıyorsunuz, mola veriyorsunuz filan, bunun içindeki hızlı hayata yönelik bir kahve alıp veya hızlıca karnını doyurup filan, böyle bir yakın olmaktan, convenient olmaktan gelen bir saik var. Bu önemli bir kısmı işin. Diğer kısmı da daha çok ya biraz böyle kendimle vakit geçireyim, dostlarımla vakit geçireyim, biraz kendi başıma çalışayım veya bir iş toplantısı yapayım filan gibi. Biraz daha böyle rahat dünyaya yönelik, yani daha uzun zaman geçirmeye yönelik, daha keyfe yönelik iki bir sahip de orada var. Dolayısıyla bir yer açacağınız zaman bunların hangi dengede olması gerektiğini tayin etmek biraz da markanın ne pozisyonda olduğuyla ilgili. Çünkü ne yazık ki bir marka altında bu ikisini de mükemmel, yani biraz bunlar kendi evet. içlerinde çelişen bir şeyler. Yani ortamı ne kadar rahatlatırsanız o kadar o hızlı havadan taviz vermek zorundasınız. Ne kadar hızlıya yönelik yaparsanız o kadar rahatlık havasından taviz vermek zorundasınız. Dolayısıyla marka bunların ikisinden hangisine konsantre olacak? Bu çok önemli bir şey. Mesela biz Cafe Nero olarak net olarak biliyoruz ki biz esasında yani dur şu hayattan bir mola al, dur ben bir sana bir başka bir deneyim yaşatayım. Yani bir dur şeyindeyiz, hı hı. tüketiciye onu diyoruz. Bir rahat et, bir kahve iç, bir keyif yap, bir arkadaşlarınla buluş. Yani esasen oradayız. Ama tabii işimizin o işte öğle saati geldiğindeki hızlı olan ritmiyle de mutlaka baş edebilmek zorundayız. Dolayısıyla parametrelerden biraz uzatarak geldim ama yani bu iki sahipten hangisinin olacağını yer seçimi çok önemli bir evet. konu. Ve bu yer seçimindeki tutarlılık da önemli. Çünkü dış dünyaya markanızın görünüşünde esasında sizin bu hangi alanda bulunduğunuz o insanların kafasında ben Cafe Nero'yu ne için kullanırım, Cafe Nero'ya ne zaman giderim sorusuna daha net cevap veriyor. Dolayısıyla önce ona bakıyoruz. Son zamanlarda yani içinde bulunduğumuz ekonomik krizin de bir neticesi olarak çok önemli bir konu olarak yatırımın geri dönüşü konusu çok öne çıktı. Çünkü yatırımlarımızın boyutu hızla artıyor. Tabii, yani kahve artıyor. Makineleri, şeyler bunlar. Yani dünya piyasa zaten yani daha sağlam para birimleriyle fiyatlanırken onlar da artan talep dolayısıyla yani orijinal para birimlerinde %20-30 şeyler gördüler, artışlar gördüler. Yani Türk lirasıyla sattığınız, ortalama 20 liraya sattığınız bir içecekle aynı makinenin parasını çıkarmak tabii. gayet uzun olmaya başladı. Yani neredeyse iki katına doğru gidiyor. O yüzden bence en önemli parametrelerden biri bu yatırımı karşılayabilecek gücün olmasını sağlamak. Yani başka bir sürü İbrahim Bey'in de bahsettiği bir fizibilite şeyine mutlaka bakmak lazım. Yani mağaza çalıştığında ama ben bizim iş modelimizde şunu da çok önemli olarak görüyorum. Büyüme nereden gelecek? Çünkü bakın özellikle enflasyonist ortamlarda yani masraflarınızın büyüyeceği kesin. Yani enflasyon hani şimdi kiralar biraz düştü bu ekonomik şeyle ama kira artışları çok yüksek. Tabii. Daha da yüksek olacak. Yani bir elektrik parası bir bilmem ne yani masraflar devamlı belli bir yüzdeyle büyüyor. Ve bu enflasyonun da üzerinde bir yüzdeyle büyüyor çünkü hareketli bir pazardayız. Siz satış satırınızı ne kadar hızla büyütebileceksiniz? Bunu büyütmek için manivelalarınız neler olabilir? Çünkü bizim mağazalarımız tanım icabı belli bir kahve adedi üretme kapasitesi olan bir bar, bir de belli bir oturma sayısı olan bir mekandan ibaret. Değil mi? Bunun bir limiti var. Tabii. Yani bu limiti insanlar da yani bugün bir kahve içiyorlarsa yarın 10 kahve içecek tabii. halleri yok. Yani belli bir sayısı ortalama var. Bir limit. Dolayısıyla büyümenin nereden geleceğini yani bir tek bugünle değil de özellikle 1-2 sene sonrasında ben satış satırımı nasıl büyütebileceğim konusunun şeyi yani burası gelişmekte olan bir bölge mi? Buradaki insan sayısı artacak mı? Veya ben
sadık müşteri sayımı, sadık misafir sayımı artırabilecek miyim? Veya hangi yeni ürünleri ekleyerek satışımı artırabilirim? Bu ürünleri eklemek benim operasyonumu ne kadar zorlaştıracaktır? Ne kadar daha masraflı hale getirecektir? Biraz bunlar kriter. Evet. Kusura bakmayın çok teşekkür uzunca ederim. Bir cevap verdim ama. Ahmet Bey teşekkür ederim. Hasan Bey sizden de alalım. Hepinize günaydın öncelikle. İyi pazarlar. Kahvaltı yerine bizim kahve sohbetimizi tercih ettiğiniz için de tekrardan teşekkürler. Tabii çok detaylı olarak İbrahim Bey ve Ahmet Bey anlattı. Bizim Çibo olarak tabii markamızın duruşu biraz daha farklı. Yani hem mağazacılık alanında varız, hem marketlerde varız, online tarafta varız. Out of home tarafında yani Horeca tarafında varız. O yüzden bizde tam bir seçim. Yani mağazacılık tarafında mı, online tarafta mı yoksa marketler ve diğerlerinde mi gidelim diye. Biz iki temel kritere bakıyoruz aslında. Bir tanesi mottolarımızdan insanların hayatına keyif katma. Şimdi insanların hayatına keyif katma deyince bunu ancak hani mağazalarda dokunduğumuz insanlara ve müşterilerimize karşı yapabiliriz. O yüzden en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. İkincisi insanların hayatına keyif katarken gerçekten iyi olanı keşfetmelerini sağlama. Burada da hem gıda dışı tarafta, hem gıda tarafında, hem kahve tarafında asıl temel kriterimiz bu. Bunu yaparken de hangi lokasyonda bunu sağlayabiliriz, hangi ürünlerle sağlayabiliriz, hangi hızla sağlayabiliriz gibi temel kriterlere bakıyoruz. Tabii gündem yani 2018'den beri bence yani oradaki kur dalgalanmasından sonra, pandemi, sonrasında şu anki genel duruma itibaren her geçen gün değişiyor. Biz de her geçen gün aslında stratejimizi farklı yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada temel kriter şu, İbrahim Bey'in bahsettiği gibi yani sosyalleşmenin adı olmaya devam ettik. Yani pandemide herkes kafeler açıksa tamam biz normalleşiyoruz, kafeler kapalıysa anormal bir durumdayız. Bunu aslında neredeyse isim hakkını alacak duruma geldik. Kafe açık mı değil mi? İkinci tarafta şu vardı, evet alanlarımızı yani Çibo'nun mağazacılık alanında aslında bizde gıda dışı var, paketli kahveler ve kafe bar tarafı var. Mesela son konseptlerimize doğru biz kafe bar alanlarımızı genişletmeye başladık. Bunu da değişen aslında müşteri trendlerine göre yapıyoruz. Yani gençleşen, kahve kültürü artan, biliyorsunuz Türkiye pazarı çözülebilir kahvelerden ve Türk kahvesinden oluşan bir pazarken şu an tamamen filtre kahve, espresso, kapsül, kahve deneyimini evde makinelerle tanımlamak isteyen bir müşteri kitlesine doğru gidiyor. Biz de o ihtiyaçlara cevap verecek alanları bulmaya çalışıyoruz. Tabii biz bunları yaparken birçok etken de devam ediyor. Yani küresel ısınma kahvenin üretimini tarlaları değiştiriyor. Geleneksel olarak tedarik zincirindeki bozulmalar bunu etkiliyor. Kur durumları bunu etkiliyor. Yani neredeyse her an bizim tekrardan yeni bir zorlukla mücadele etmemizi de getiriyor. Ama temel parametrelerde şuna bakıyoruz. Tabii ki de ürünü en kolay şekilde son kullanıcıya ulaştırmak. Ama bunu keyifli bir hale getirmek. Bir de son dönemdeki beyaz yakanın çalışma modelleri de değişiyor. Artık kimse ofiste 5 gün gitmek istemiyor. Yani 2 gün giden var, tek gün giden var, tamamen uzaktan çalışan var. Ve bizim mağazalarımız artık çalışma alanlarına dönüştü. Yani herkes aslında burada bulunan markaların mağazalarında kendine çalışma alanları yarattı. Tabii bunun da hem güzel tarafları var hem zor tarafları var. Yani tekrardan modelinizi güncellemeniz gerekiyor diyebilirim. Ama bizi keyifli kılan tarafı bence kahve kültürünün kaliteli kahve içen müşteri kültürüne doğru dönüşmesi. Bunu da Nisan raporlarından görebiliyoruz. Yani baktığımız zaman espresso bazlı içecekleri evinde yapan ve tercih eden. Filtre kahvesini gerçekten de kendi harmanını yapmaya çalışan. Bizim mağazalarımızda artık müşteri profilimiz şöyle olmaya başladı. İşte şu kadar Brezilya kahvesinden, bu kadar Kolombiya kahvesinden bana kendime özel bir harman. Evet. Bunlar bizi sevindiriyor. Sevindirmekle beraber temel kriterlerimizle aslında müşteri temeline oturtmaya çalışıyoruz. Yani müşteriye bu deneyimi sunacak mağazacılık konseptimizi nasıl geliştiririz? Globalden de şöyle örnek verebilirim. Türkiye'de yaptığımız çalışmalar her ne kadar ekonomik koşullar bizi zorlasa da, yatırımın geri dönüşü bizi daha uzun vadelerde bu dönüşü almamızı sağlasa da bir model oluşturmaya başladık. Yani gıda dışı perakendeciliğinden tamamen gıdanın baz olduğu bir örnekle Almanya'da, Çekya'da, Macaristan'da Türkiye modelleri de konuşulmaya başladı. Tabii genç nüfusumuzun çok ciddi bir etkisi var. Her şeye rağmen çok dinamik yani buraya gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz yurt dışından diyorlar ki tamam ama kafeler dolu, restoranlar dolu, her yerde bir gerçekten de yine motivasyonel bir taraf görüyorlar. Bunu da ben kahve zincirleri olarak sağladığımız için
mutluyum diyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, tekrar size dönüyorum çünkü evet. İkinci soruyu sizden başlamak istedim. Açtığınız kafelerde personel, ürün ve ekonomik açıdan standartları sağlamada kullandığınız yöntemler nelerdir? Neredeyse işin şeyi bu. Yani böyle kritik noktası tam da burası. Çünkü biraz önce bahsettim, yani esasında bir markanın nasıl teslim edildiği meselesi ve sadakati yaratan da bu. Yani bütün istatistikler gösteriyor ki ne kadar çalışan sadakati, o kadar misafir sadakati. Yani dolayısıyla çalışanlarımızın sadakatini sağlamak bizim için en önemli konulardan biri. O kaliteyi de misafirlerimize aktarabilmek için. Şimdi elbette bir kafenero'nun bu operasyonu, bir yapış şekli var. Bunun kitapları var, manuelleri var, eğitimleri var. Ama tabii bu eğitim birisine verdiğiniz, yani diyelim ki o eğitimi çok iyi aldı ve de gayet güzel teslim ediyor, misafire sağlıyor bu şeyi. Ama kişi değişmesiyle beraber aynı şeyi tekrar tabii. Tekrar yapmak gerçekten bir patinaj çektirebiliyor şeylere, müesseselere. Şimdi bizim ne yazık ki yani rekabetimize göre biraz daha iyiyiz o dönüşüm oranında. Ama öte yandan hem ülke olarak, ülkenin bu genç nüfusunun dinamizminden kaynaklı özellikle giriş seviyesi çalışanlarında çok önemli bir dönüşüm oranı var. Yani böyle %70'ler, 80'ler ve zaman zaman da ne bileyim bir askerlik zamanı geldiğinde yukarı çıkan, bilmem işte yaz geldiğinde yazlık yerlere doğru bir akım oluyor falan, böyle bir şey var. Bunun için onların daha tutunmasını sağlamak için en almaya çalıştığımız önlem, yani onlara hoş bir ortamda hoş geldin demek. Yani gerçekten böyle yeni geldi, hemen o işleri verelimden falan ziyade böyle neredeyse pamuklar içine sarmak için o kişiyi, işte yanlarına bir onlara destek olacak kıdemli çalışanımızı veriyoruz. Ama yine de önüne geçemiyoruz. Evet. Burada kritik şeyi iyi tespit etmek lazım. Mağaza pozisyonları arasındaki kritik, yani işin dönüşüm noktasını. Biz onu o vardiya liderlerinde görüyoruz. Yani bir alt seviyede yüksek bir dönüşüm olsa bile o vardiya amiri dediğimiz seviyede belli bir şeyi tutturursak, ki oralarda yani gayet güzel %15'ler, 20'ler gibi bir dönüşüm oranımız var. O mağazanın en azından devamlılığını, yeni gelenlerin güzel bir eğitim görmesine falan katkıda bulunuyor. Dolayısıyla odak noktamız o vardiya amirlerinde. Bir de bizim Cafe Nero olarak kahve tarzımız klasik bir kahve. Yani evet. İddiamız esasında işte o sene iklim, tarım şartları ne olursa olsun, ekonomik şartlar ne olursa olsun, bilmem harmanlar nasıl olursa, yani biz en doğru kahveyi bulacağız, en doğru harmanı yapacağız, en doğru kavurma profilini seçeceğiz, onu mağazaya getireceğiz. Mağazadaki baristalarımız da öyle bir yapacak ki bu kahveyi, siz zamansız olarak her geldiğinizde aynı lezzette bir espresso, aynı lezzette bir latte bulacaksınız. Yani bu çok iddialı bir şey. Evet, ve de sonuçta baristanın eliyle yaptığı bir şey. Yani dolayısıyla bu açıdan bir zayıflık bütün markayı tehdit eder hale geliyor. Ve ben de görüyorum ki işletmelerde yani her şey yapıldık, yani kahve lezzetinin, kahve lezzetinin tutarlılığının diyeyim, herkes ayrı bir kahve lezzetine odaklanabilir, bu da çok doğaldır. Herkesin de kendi beğeneni olacaktır. Ama o lezzetin tutarlılığını sağlamak bence bir işletmenin en önemli şeylerinden biri. Hı hı. Ve o tutarlılığı sağlamanın da en önemli şeyi bu çalışan sadakatini, o çalışanın onu sahiplenmesini, o lezzeti sahiplenmesini, kendisinin de o lezzeti tanımasını, gelen misafire de aynı şeyi vermek için kendini ne diyeyim paralamasını gerektiren bir durum. Evet, yani biz buralara odak, yani bir vardiya amiri görevine çok odaklanıyoruz. Hı hı. Onları mutlaka tutmak istiyoruz.
İkincisi de kahve lezzetinin devamlı olmasını için onları geliştirmek istiyoruz mağazalarımızda. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Evet. Hasan Bey sizin görüşlerinizi alalım. Tabii tekrar Çibo markası deyince yani bizde personelin bağlılığını sağlamak. Yani Ahmet Bey'in birçok söylediğini direkt damarlarımıza kadar hissedip tabii hem gıda dışı tarafı hem kahve tarafı hem kafe bar tarafı yine üç farklı ürün grubunda bu personel sadakatini ve bilgisini sağlamak bizde daha zor oluyor. Yani bizim beklentimiz aslında sadece bir barista, sadece bir kasa şefi, sadece bir mağaza müdürü değil. Gıda dışında 15 tane farklı kategoriden anlayan, yani spor ürünü de anlayabilen, mutfak ürünü de anlayan, banyo malzemesinin de içeriğini bilen ama aynı zamanda da kuvvetli bir soru sorulduğunda müşteri tarafından o kahvenin sertlik derecesini damakta bıraktığı tadı veyahut da biraz daha hani Google'layıp detaylarına bakan bir müşteriyi ikna edecek parametreleri bilmesi lazım. O yüzden de bizim de standart eğitimlerimiz var ve onları takip ediyoruz. Ama özellikle benim Türkiye'de gördüğüm son dönemlerde, mesela 17 yıldır Çibo Türkiye pazarında mağaza müdürlerimiz yaklaşık 12 yıldır, 13 yıldır bizde çalışan mağaza müdürlerimiz var. Ama son dönemde dengelerin değiştiğini görüyoruz. Burada birçok etmen var dediğiniz gibi. 3-4 tane stratejiye odaklandık. Bir tanesi gerçekten de mağazada başlayan, sürekliliği olan, gerçekten o ortamı seven kişiye bir kariyer imkanı, bir amaç anlam duygusu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu kelimenin gerçekten altını doldurmak için tabii büyüme stratejinizin olması lazım. Yeni lokasyonlarda açacaksınız ki yetişen ekipler farklı noktalara yönetici olarak atanabilsin. Bunu büyüyen bir marka strateji olarak görmesi, evet kendinde de kendine bir yol bulmasını sağlıyor. İkincisi, mağazalarımızdan destek ofisimiz dediğimiz, yani merkez ofisimize çok fazla geçiş yapıyoruz. Yani 100 kişilik ofisimizin nereden baksanız %30'u 25'i mağazalarımızdan ofise geçenlerden oluşuyor. Bunun herhalde en önemli örneklerinden bir tanesi benim. Ben Çibo mağazalarında part-time bir satış danışmanı olarak başlarken şu an Çibo mağazasının, Çibo firmasının genel müdürü olarak çalışıyorum. Benden önceki genel müdür daha önce mağazalarımızda müdür konumunda çalışan bir arkadaşımızdı. O da genel müdürlük konumuna geldi. Belki bu stratejide çalışanların daha aidiyet hissetmesi ya da kendine bir kariyer yolu bulmasını sağlıyor diyebilirim. Tabii yine bir Çibo mağazasına girdiğiniz zaman 50 yaşında, 55 yaşında bir hanımefendi görüyorsunuz. Emekli olmuş, eskiden çalışmış, tekrardan sosyal yaşama katılmak istiyor. Çibo dedik sosyalleşmenin veyahut da kahve zincirleri sosyalleşmenin bir noktası. Onlara istihdam imkanı sağlayarak da aslında hem baristanın o genç, dinamik, gerçekten havalı tutumunu, yani ben hep diyorum böyle dövmeleri olan, havalı, saçları farklı, küpeli bir barista profili ama aynı zamanda gıda dışı tarafında biraz daha farklı yaş gruplarına hitap eden bir çalışanın harmonisini yakalamaya çalışmak da bizim zorluklarımızdan bir tanesi. Kolay mı? Kolay değil. Ama bunun için gerçekten de hem çalışanımızı, hem müşterimizi, iç müşteri olarak da bütün aslında departmanları odak noktamızı aldığımız bir iş modelini yapmaya çalışıyoruz. Yani son dönemlerde bu tabii ki de ekonomik şartlarla beraber farklı tercihler noktasına gidiyor. Bunun için de standartları yükseltici çalışmalar yine odak noktalarımızdan bir tanesi. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. İbrahim Bey sizden de alalım düşüncelerinizi. Emek yoğun bir sektördeyiz. Hizmet sektörü emek yoğun. O daha önce söylediğimiz işte şeyden çiftliklerden ondan sonra çeşitli teknolojiler kullanılıyor, kahve oraya geliyor. Ama en nihayetinde o kahveyi veren, hazırlayan ve hizmet veren bizim çalışanlarımız oluyor. Dolayısıyla çalışanlarımız kendisi ancak mutlu olursa o temel amacımız olan misafirlerimizi de mutlu edebiliyoruz. Bunları mutlu etmek tabii ki kolay değil. Yani bir oturum bunu da konuşabiliriz ama çalışanlarımızın kendilerinin önemli olduğunu biz hissettirebilirsek, onlar da bize gelen misafirlerin gerçekten bizim için çok önemli olduğunu hissettirebiliyor. Dolayısıyla o burada da hissiyat denen şey bizim kendi vizyonumuzun neye ulaşmak istiyorsak, onu çalışanlarımıza aktarabiliyorsak, o çalışanlarımız kendisine hedefe güdüleyebiliyor. Yani onları bir hedefe de güdüleyebilirsek onu durdurmak zor oluyor. Ama bir atalet de olursa
çalışanlarımız o düzgün doğrusal hareketine tekrar ulaştırabilmek gerçekten çok güç oluyor. Dolayısıyla ataleti oluşturmadan gerçekten onları dinamik, devamlı hedefe güdüleyerek çalışmalarını sağlamaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi Cafe Nero, Chibo bunlar, ben manuellerini özellikle Cafe Nero'nun çok iyi biliyorum, çok iyi hazırlanmış. Gerçekten eğitimleri çok iyi. Bir kılavuzları var, yani bir çalışan işe başladığı zamandan işte yönetici olana denk ne yapması gerektiği o kılavuzlarda çok iyi tarif ediliyor. Ve bunun için uzman kadrolar bayağı oturmuşlar, kafa patlatmışlar. Neyi nasıl yapacağını metotlarıyla birlikte yazmışlar ve bu yazılanları uygulamak için çok gayretliler. Ama küçük işletmeler, şey diyelim, Türkiye'de herkes işte Cafe Nero, Starbucks veya Chibo veya diğerleri gibi değil, bizim gibi daha küçük işletmelerde var. Bu manuelleri oluşturmak, oluşturulan manuelleri tatbik etmek çok da kolay olmuyor. Ben de yani kendi işletmem için, ben daha henüz kafemi açmadan bu tip şeylere alışık olduğum için her şeyi yazdım. Yani daha henüz kafe yok iken bu kafe sabah nasıl açılacak, işte espresso makinesi, ışıkları, müziği, bilmem nesi, nasıl, biz beş duyuya hitap ediyoruz. Tabii. Yani sadece baristanın çok önemli, baristanın kahveyi tekniğine uygun yapmasından öte, o biraz önce söyledim ya, içeriye giren kişiye onun önemli olduğunu hissettirmek. Yani o kadar dışarıda kafe varken niye sizin kafenize girdi bu insan? Yani o çok önemli. Tabii. Yani çalışanımızın da o diğer kafeleri tercih etmeyip sana geldiği için ona olan minnetini, ya böyle ya sana minnet duyuyorum, ayağına sağlık falan diyerek değil ama onu kendi hissederek hissettirmesi gerekiyor. Bunlar manuelde tabii ki çok yazan şeyler değil ama bunlar eğitimle, devamlı çalışan arkadaşlarla, onların varlık sebebi de kendilerine izah edilerek açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani beş duyuya hitap etmek bir lezzeti, lezzetine çalışan etkili. Orada bir ses var, yani o markanın bir sesi var, markanın bir rengi var. Aslında bir özü var, misafirleri var. Ya senin buradaki rolün şu derisek ve bu rolü gerçekten çok iyi tarif edebilirsek ve eğitimlerini non-stop ama hani Ahmet Bey'in dediği gibi yani giriyor, girdiği zaman böyle bir pamuklar içerisinde. Ya öyle bir body sistemi yapıyoruz, sen sana emanetsin, ya işte yemeği de sen götüreceksin, işte servisle gidiyorsa servise de sen bindireceksin. Bu kişiye sahip çıkacaksın mı? Ki yabancılık çekmesin, çabuk alışmasını sağlayalım. Ondan eğitimlerine kadar her şeyini bizim çok iyi bu arkadaşlara vermemiz gerekiyor. Ama her şeyden önce ben şuna da inanıyorum. İş bölümünün faydaları olduğu gibi, iş bölümünün zararları demeyeyim ama yani çıkardığı güçlükler de oluyor. İş bölümü sadece geliyor insan, onu yapıyor gidiyor. Yani böyle onu bütüncül görmekte çok zorlanıyor. Yani hani o Fordizm dedikleri seri üretim geliyor bir şey yapıyor. Bu bir şeyi yapan insanlar kendilerini gerçekten kıymetsiz, ne yaptığını, ortaya ne çıkardığını da bilmiyor. Kendisinin önemli olduğunu düşündüğümüz bu insanlar kendisini maalesef bir süre sonra değersiz hissetmeye başlıyor. Bizim farkımız, yine küçük olduğumuzdan dolayı bizim farkımız, biz yani o tarlada da çiftçiler var. Biz çiftçilerimizi ve bizim üretim yapanlarımızı Türkiye'ye davet ediyoruz. Geliyorlar o dükkan, bizim kendi dükkanlarımızda. İşte nasıl üretim yapmışlar, o çekirdeğin serüveni, işte fermantasyonu nasıl yapıyor gibi orada bir eğitim veriyorlar. Ondan sonra kavurma yapıyoruz. Ya işte bu kavurma şöyle oluyor diyoruz, onun eğitimini veriyoruz. Ondan sonra şeyi takip ediyoruz. Yani sosyal medyada şu anda kafelerimizle alakalı bir sürü geri dönüşüm var. O geri dönüşümlerini de çalışan arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Hedeflerimiz sadece sayısal, finansal değil,
Ayrıca misafiri nasıl memnun ettik hedefleri de bizim hedeflerimizin arasında olduğundan o çiftçinin yüzünü görüyor, müşterinin feedbacklerini alıyor. Dolayısıyla bütüncül olarak yaptığı işin ne manaya geldiğini de çalışanlarımız görebiliyor. Bu da kendilerinin hedefe güdülenmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Evet. Uzattım, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah, teşekkür ederim. Şimdi Hasan Bey, sizinle diğer sorumuza geçmek istiyorum. Özellikle herkesin zor bir dönemden geçtiği pandemiden sonraki dönemde değişen ekonomik şartlar, enerji krizi ve maliyetlerin yükselmesi karşısında aldığınız tedbirler ve izleyicilerimize tavsiyeleriniz. Yani şuradan başlayabilirim tabii. 2018'den başlatmıştık az önce. Az önce İbrahim Bey deyince aklıma geldi. 2005 yılında işte bu Türkiye'ye girdi. Ben müşterimizin gizli müşteri beklenti anketi elime geçti. 62 tane madde var. Yani girdiği zaman güler yüzle karşıladık mı, katalog burada mı, yerinde mi? Şu an biz gerçekten Net Parameter Score'da müşteri içeriye girdiğinde mutlu mu değil mi? Yani bunun gibi 2-3 tane kritere bakmaya başladık. Hı hı. Ve o hissiyatta evet mutluyum, hayır mutlu değilim diyorsa altında birçok parametre olabilir. Yani lokasyon olabilir, içeride verdiğimiz hizmet olabilir, fiyat olabilir. Bunların detaylarını biz kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Tabii bu detaylara gelmeden onu etkileyen bu pandemi koşulları sonrası bizi çok farklı düşünmeye itti. Yani mesela buradaki gizli müşteri sonuçlarına bakarkenki durumumuz bile etkilendi. Çünkü müşteri aslında daha rahatı, daha sosyal alanı, daha keyfi, daha konforu bizden bekliyor. Tabii 3 tane dediğim gibi temel parametre vardı. Bu üretim maliyetlerinin artması, tedarik zincirinin değişmesi, bizim gibi ithalatçı olan firmalarda kur politikasının çok ciddi bir şekilde etkilemesi, gümrük vergileri gibi her şey, yani kiralar, lokasyonların değişkenliği, bir dönemde biz bakıyorduk ki işte AVM mağazalarında daha rahatken, şu an cadde mağazalarında kiralar çok daha zorlu hale geldi. Biz temelde tabii iki şeyi yapmamız lazım. Ana stratejimiz şu, sürdürülebilir bir marka olmak lazım. Yani bunun için de tabii karlılığımızı ön planda tutuyoruz. O yüzden karlı olmadığımız nokta başında, yani 50'ye yakın mağazamız var, 50'ye yakın mağazamıza bir havuz mantığıyla bakmıyoruz farklı kanallarımız olduğu için. Her bir lokasyon kendi başına kâr edebilmesi lazım ve 3 sene ya da 5 sene içerisinde bu karlılığını devam ettirebiliyor olması lazım. Tabii temel parametrelerde ürünün karlılığı var. Burada biraz daha kahve zincirlerine ek olarak iş modelimizden dolayı oyun alanımız var. Yani gıda dışı ürünleri mi daha fazla ön plana çıkartalım, kafe bar ürünlerini, yanındaki yiyecekleri mi, yoksa paketli kahvelerimizi diye her mağazamızda neredeyse uyguladığımız farklı stratejiler var. Bunun yanında dolaplarımızın içerisinde her bir mağazamızda neredeyse standart sergilediğimiz ürünler var ama Ege bölgesindeki mağazalarımızda, Akdeniz'deki, İstanbul'daki, Ankara'da gerçekten terzi dikişi çalışmalar yapıyoruz. Evet, standart bir Alman markasıyız. Bazen biz tedarikçilerimizle konuşurken şu garip gelebiliyor ya, Alman buna izin veriyor mu diye. Evet, Türk marketinde buna izin verdiğimiz alanlar yaratıyoruz. Bunun yanında iki şeye inanıyoruz. Evet, yani şu an 11 tane ildeyiz. Bu 11 tane ilde de büyümeyi arttırmak lazım. Ve bu kanallar içerisinde de Çibo 50 mağazadan 100 mağazaya kısa dönemde gelmeyi planlıyor. Bunu da hatta bizim her hafta yeni bir dünya diye sloganımız var. Ürünleri değiştirdiğimiz için her ay yeni bir mağaza diye Almanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu neden? Yani potansiyeline güvendiğimiz için ülkenin. Kişi sayısına, genç nüfusuna, kahve kültürüne ve gerçekten de orada vakit geçiren müşterilerimizin ya da gelen ziyaretçilerimizin talebine göre şekillendiriyoruz. Ama temelde baktığımız şu, o verimlilik alanlarını, az önce de panelden önce Ahmet Bey ile konuşuyorduk, özellikle kahve alanında veya da kahve zincirleri alanında işbirliğini arttırmamız gerekiyor. Yani aynı zamanda rakibiz ama birçok platformda da işte temizlik hizmetleri nasıl olmalı, bakım onarım hizmetleri nasıl olmalı, işte Ege bölgesindeydik, Bodrum, İzmir'deki mağazalarımızda çok ciddi bir personel bulma problemi var. Yani bu problem Çibo'nun problemi olduğu kadar Nero'nun da problemi, tabii, Starbucks'ın da kahve dünyasında problemi. Çünkü aynı baristalar bir şekilde farklı kariyer imkanlarıyla ya da gelir imkanlarıyla o markalar arasında dolaşıyor. Hı hı. Bunu gerçekten kalma durumlarıyla nasıl çözebiliriz kısmına eğilmekte fayda var. Yani sadece tasarruf tedbirleri, kişi sayısı azaltma, sürdürülebilir bir marka olmanın temelini oluşturamaz. O yüzden karlı olmak için müşteriye dokunan, onunla beraber farklı seçenekleri sunan bir marka olma
temel hedefimiz. Bunun için de aslında farklı kategorilere de girmeye başladık. Pandeminin çocuğu dediğimiz ama çok da sevdiğimiz bir çocuğumuz var. O da Cafe Break dediğimiz bir sinek ürün çıkarttı. Hmm. Yani müşteri sadece kahveyi almasın, bunun yanında kahveyi de yiyebilsin diye içine kahve kattığımız, işte vegan, şekersiz, tamamen trendlere uygun yeni bir ürün çıkarttık. Bunun gibi aslında ek ürün geliştirmeleriyle ya da farklı lokasyonlarda farklı hizmetler sunarak yine pandeminin çocuklarından bir tanesi bizim için eskiden standart bir Çibo mağazacılığı varken yani gıda dışı alanı vardır, kahve alanı vardır, kafe bar alanında sınırlıdır derken son açtığımız mağazalarda dış alanları 100 metrekare, 150 metrekare olan kafe bar alanı geniş, açık alanlı, farklı hizmetleri de sunabilen, işte coworking alanına da hizmet eden, işbirliği olan lokasyonlara da geçiş sağlıyoruz. Bu ancak tasarruf tedbirlerinin yanında sürdürülebilir karlılığı sağlayacak diye de düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. İbrahim Bey, sizin tedbirlerinizi ve önerilerinizi alalım. Şöyle, tabii ki o pandemi sonrası ilk konuşmamda söylediğim bir talep sıkışması olacaktı da bu patlayacakken birden bir şeyle karşılaştık, ekonomik krizle karşılaştık. Şöyle, fiyat devamlı bizim tedarik ettiğimiz ürünlerin fiyatları her gün artmaya, insanlar kendisinin fiyat algısını yitirmeye başladı. Biz de ürünlerimizi fiyatlamakta gerçekten özellikle o fiyatların birden arttığı dönemde tereddütler yaşadık. Yani arttırıyoruz ama herkes fiyat arttırıyor. Dolayısıyla biz de fiyatları arttırsak, hani herkes bende patlamasın aman, başkasında da. Ama bu sonuçta nihai müşteriye sirayet etmiş durumda. Fiyatlar son tüketici artık tüm fiyatlardan etkilenen olmuş. Aslında talebin artmasını beklerken ben talebin şu anda düştüğünü düşünüyorum. Talep evlerde daha fazla. Yani bizim şu anda kahve dükkanın içerisindeki kahve satışlarımızın haricinde 250 gramlık, 100 gramlık veya alıp götürülen, evlerinde demlenen kahve satışlarımız arttı. Kahveyle birlikte kendi kahvesini kendi evinde yapabilmesi için o aparatlarımız, avadanlıklar dediğimiz kahve avadanlıklarımızın satışları arttı. Buradan avantajlıyız. Ama kendi dükkanlarımızın içerisindeki talep maalesef düştü. Sevindirici tarafı şu, yine COVID'in sevindirici tarafı da var. O kötü oldu ama evet. Pozitif öyle tarafı. Diyelim, pozitif tarafı diyelim, yanlış oldu. Pozitif tarafı evden veya ofise gitmeden çalışma. Ofise gitmeden insanlar bizim yine kafelerimize geliyorlar. Normal sanki bir ofisteymiş gibi oturuyorlar sabahtan akşama kadar. Aynı insanları da tabii genelde görüyorum. Ofis bellediler bizim kafelerimize. Orada çalışıyorlar. Kiralar ilk başta elektrik. Elektrik inanılmaz yükseldi. İnanılmaz yani. Kira kadar oldu diyordum ben. Aa, kiram düşük demeye başladılar. Tabii. Eski kiracısın demek ki demeye başladılar. Sonra kira da gerçekten arttı. İkisi birbiriyle yarış halinde zaten. Sonra kahve emtia olarak petrolle birlikte en çok artan, fiyatı en çok artan, hep yarışıyorlar. Bunlar önde zaten. Her şeyimiz bizim kahve aparatları olsun, makinesi olsun, her şeyimiz dövizle geliyor. Dövizin artışından öte, onların bir de Ahmet Bey'in de söylediği gibi daha önce, onların fiyatları da devamlı artıyor. Dolayısıyla bunlarla nasıl mücadele ediyorsun sorusunun cevabı öyle kolay olmuyor. Yani mücadele ediyor muyuz? Tamam, işte fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Tasarruf tedbirlerimiz illaki oluyor. Diyoruz ki ya elektriklerimizi biz kademeli yapalım diyoruz. Yani sabah şunların açmana gerek yok. Öğlen şu elektrikleri aç. İşte avizeyi şu saatte kapat. Dolapların birini değil de ikisini değil de birini çalıştır falan gibi daha minor tasarruf tedbirlerimiz var. Şu çalışan tabii maliyetlerimiz, çalışanlar da geçim sıkıntısı tabii çekiyor. Onlar da diyor ki ya işte ben gerçekten yani geçim sıkıntısı demin dedik ya hedefe güdüleceğiz diye. Geçim sıkıntısı çeken
çalışanı da hedefe güdülemek kolay olmuyor. Ondan sonra diyoruz ki ya seni de şöyle iyileştirelim o zaman. Onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Elektrik, kirayı, işte ham madde maliyeti falan derken öyle çok mücadele etmiyoruz. Sadece korumaya çalışıyoruz kendimizi açıkçası. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, sizin düşüncelerinizi, önerilerinizi, tedbirlerinizi alalım. Benzer şeyler. Ben biraz daha bir makro çerçeveden nasıl yaklaştığımızı söyleyeyim. Yani bir kere Türkiye pandemiyle beraber bir de bir ekonomik bir şey yaşıyor. Yani pandeminin ötesinde kendi kendi içinde bir dinamikleri olan büyük bir ekonomik kriz de yaşıyor. Yani pandeminin üzerine bir de bir kere hangisinden geldiğini etkinin ayrıştırmak da imkansız. Ama sonuç olarak bu yerdeyiz. Biz açıkçası iş olarak pandeminin ortamını öncelikle mağaza portföyümüzü düzeltmeye diyeyim tırnak içinde veya daha yani verimsiz mağazalardan sarf edip diğer daha verimli olduğumuz, daha doğrusu markamızın demin biraz önce bahsettiğim markanın teslimatını daha iyi yapan mağaza modeline doğru bir konsantrasyon fırsatı olarak gördük. Dolayısıyla o bu şeye uymayan veya tam olarak uymayan mağazalarımızı kapatarak onların yerine neredeyse içerisindeki ampulü dahi kullanarak yani hiçbir şekilde onlardan da bir ziyana yol açmadan yeni mağazalara dönüştürdük. Bu iyi bir hareket oldu esasında. Yani bize bir yerde faydalı oldu. Hem artık mağazalarımız daha markanın teslimi açısından daha homojenler hem de daha verimli bir hale geldiler o açıdan. Ama öte yandan masraf artışları yani gerek çalışanların ücret satırı gerek dediğiniz gibi enerji maliyetleri yani korkunç. Bunlarla biraz tabii periyodik fiyat artışlarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz ama sonuç olarak yani kar marjlarımızda yani %7-8 gibi çok önemli miktarda gerileme halen mevcut. Yani biraz karımızdan feragat ediyoruz. Çünkü neden? Mağazalarımızdaki hareketi de talebin olduğu kadar sağlamaya devam etmemiz lazım. O hareketi sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz ona çok dikkatli bakıyoruz. Yani bunun için de kriterimiz pandemi öncesi dönemdeki, yani bu pandemi ve ekonomik kriz neye karşı neyi karşılaştıracağımızı da karmakarışık etti. Yani biz işlem adetleri olarak yani mağazalarımızdaki trafik olarak 2019 yılı yani pandemi öncesi dönemin işlemlerine esas alıyoruz. Şimdi ne bileyim geçen seneyi bile alsak hala bir pandemi korkusu vardı yani trafik aynı değil o yüzden o zamanki daha doğru. Yani o sayılara vardık işte belki biraz ofis bölgeleri oradaki hayat tarzı değiştiği için o mağazalar biraz geride ama diğer alışveriş merkezleri, cadde mağazaları, daha konut bölgeleri mağazaları o sayıları aşmış durumda. Yani satış büyümesi olarak esasında yani başka bir sürü ülkenin gıptayla bakacağı satış büyümelerini kaydediyoruz. Ama buna mukabil masraf büyümelerimiz daha fazla. Bu da bizi iki şeye yönlendiriyor. Bir tanesi marjlarımızdan feragat etmek durumunda kalıyoruz. Ama bir yandan da iş modelinin yani en cazip tarafı diyelim. Yani marj oranları, tek cazip tarafı diyelim yani marj oranları. Ondan feragat etmek tabii zorluyor. İkinci şey de verimlilik çalışmaları. Yani mağaza açılış saatlerinin daha hassas takip edilmesi, işte mağaza açıkken içinde bulunan kişi, çalışan sayısının daha hassas, daha dinamik hale getirilmesi. Aynı zamanda merkezi fonksiyonlarımızın daha verimli hale gelmesi gibi. Yani şöyle diyebilirim, satışları bir yerde tutabilmek için işlem sayısını kaybetmeden mümkün olduğu kadar fiyatlarımızı düzenlemek. Buna mukabil bir kısım marj kaybını da tolere etmek, mağaza portföyünde düzenlemeler yaparak verimlilik, verimsizliklerden kurtulmak, aynı zamanda da merkezi fonksiyonlarımızın verimini artırarak bu dönemi geçirmek. Bir diğer yaklaşımımız da
Bu demin bahsettiğim yani yatırımların geri dönüşünün olumsuzluğuna rağmen yatırımlara devam ederek büyümeyi sağlamak, yani büyümeyi devam ettirmek. Evet. Çünkü büyümeden o artan masraf oranlarıyla baş etmek gerçekten mümkün imkansız. Değil. Yani bizim yaklaşımımız biraz böyle. Teşekkür ediyorum Ahmet. Zor bir dönem. O zor dönemi işte biraz hani bir gemiyi bir tek yüzdürmekle kalmıyoruz. Hani bir Avrupa ülkesi olsak gemiyi yüzdürdüm diye böyle kupa falan bekleyebiliriz ama biz de gemiyi bir de başka limanlara götürmek, büyütmek, hareket ettirmek mükellefiyeti de var. Onu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, son soruyu da size yönlendireceğim. Kendi işini kurup para kazanmak isteyen ve özellikle beyaz yakalı çoğu çalışanın hayali olan bir kahve dükkanı veya kafe açıp başarılı olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Çok güzel bir soru. Ben öyleyim. Ama benim şansım şuydu. Ben hep bu işi yaptım. Hep bu işi yapan birisi olarak kendi kafelerimi açtım. Hatta çalışıyordum. Hobi olarak yaptığım bir şey daha sonra... Aslında ne kadar da güzel yapmışım dedim, tutundu. Bir, bu işi yapacak kişiler, hizmet etmekten keyif alan kişiler olursa iyi olur. Çünkü işimizin aslı hizmet. Hizmet etmekten, insanın kendisini tarif etmesi de kolay değil, ben böyle söylüyorum ama, yani hizmet etmekten gocunan insanlar bu işte zorlanabilirler. Dolayısıyla uzak dursunlar, başka iş yapmaya çalışsınlar. İki, ne yapmak istiyorları, ben ne yapmak istiyorumu kendilerine sorup tam olarak cevap vermeliler. Yani ben ondan da bundan da yapalım diyen çok görüyorum. Yani biraz bar olsun, biraz işte şey olsun, pastane olsun, biraz ekmekçi olsun, biraz şeyci olsun. O birazlar olmuyor. Yani ilk başta söylediğim, odak noktan ne olacak? Neyin üzerine kurmak istiyorsun sen yapmak istediğin? İşinin cevabını kendine verirsen iyi olur. Üç, senin gibi bir sürü yapan var. Yani biz Türkiye'ye yanlış bilmiyorsam herhalde bu kafede hem uluslararası markaların hem yerel markaların en yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Dolayısıyla senin gibi bir sürü yapan var. Seni diğerlerinden ayrıştıracak unsurlar nelerdir? Ona gitmesin de niye sana gelsin? İnsan. Yani bu soruyu da bir kendimize sorup cevap vermemiz gerekiyor. Nerede yapmak istiyorsun? Yani nereden önce şunu söylememiz lazım. Yani bir pozisyonlamamız lazım kendi. Bir kere marka olmaya çalışmak lazım her şeyden önce. Yani ne olduğu belirsiz bir şey değil de marka. Yani bir tözü, bir özü, bir esansı olan bir şey yaratmaya çalışmak lazım. Ve bunu nerede pozisyon? Yani kime hizmet edeceksin? Ya bana herkes gelsin cide olmuyor. Yani ya hem fiyatım şöyle olsun, hem ürünüm böyle olsun, hem nitelikli kahveci olayım ama diğer endüstriyel kahvecilerin müşterileri de olmuyor. Yani böyle bir kere iyi pozisyonlamamız lazım kendi markamızı piyasada. Dolayısıyla kendimize böyle bir checklist oluşturursak iyi olur. Bütçe. Ya bütçe, ayıracağımız bütçe. Biz bir atmosfer satıyoruz aslında. Ya bir ambiyans, bir ortam satıyoruz. Yani sadece kahve değil. Dolayısıyla onu oluşturmadan ya ilk önce bir tezgah koyarım, makine falan. Ondan sonra şurayı sonra, burayı sonra, burayı. Tabii ki extension alanları başta düşünmemiz gerekir ama bunu bütüncül düşünmeyip de yarım yamalak diyeyim düşündüğümüz zaman o olmuyor. Öyle çok yapan var yani. O zaman ne diğerlerinden ayrışıyorsun? Eğitim şart. Eğitim olmadan olmuyor. Yani ben bu işi bilmiyorum ama nasıl olsa bilen birilerini bulurum, ona yaptırırım da olmuyor. Kendi ilgin, kendi asgari bilginin olması gerekiyor bu işte. Her şeyi detaylı olarak belki bilmem ama bir asgari bilgin olması gerekiyor. Dedik ya kendimiz şimdi şeyle mücadele etmekte dahi zorlanıyoruz işte. Bu ekonomik krizle mücadele etmekte dahi zorlanıyoruz. Oysa bir finansal okurluğumuzun da olması gerekiyor. Yani bir hesap kitap. Bu iş çünkü çok keyifle
ne kazandığını ne kaybettiğini bilmeden kendini kaybedebileceğin bir iş. Böyle keyifle, aa ne güzel gidiyor derken bir bakmışsın, ya ortada bir şey olmayabilir. Dolayısıyla bıçak sırtı zaten şeylerimiz, kâr marjlarımız. Hatta mesela İbrahim Bey, ben şunu da ekleyebilirim. Asgari düzeyde eğitim değil, gerçekten yapacağı işi çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mümkünse. Asgari düzeyde eğitim olduğu zaman bu sefer, şimdi ben de 2013 yılından beri hani MOK adına konuşursam, gerçekten işi en iyisi bilen olmadığın sürece sen her zaman yeni gelen ya da çalışan insanın bağımlısı olmak zorunda kalıyorsun. Evet. Benim şahsen önerim, gerçekten kahve mi? Kahveyi en iyi sen bileceksin orada. İşte mutfak ürünlerimi çıkartacaksın, sen bileceksin ki gelenleri de yetiştirebilesin ya da bu en ideali, en ideali sizin söylemiş olduğunuz, hı-hı, en ideali o. Ben hani olsa keşke öyle olsa. Tabii. Ama hani en azından diyorum yani, hı-hı, böyle tabii, en azından bir işletme bilgisine sahip olması lazım, bir kahvesini çıkarabilmesi lazım, mutfaksa mutfak ürünlerini çıkarabiliyor olması iyi olur diye düşünüyorum. Çok tavsiyeler var ama burada böyle şey olmayalım, yanlış anlaşılmayalım. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. O zaman sizden de birazcık, sonra da Hasan Bey'e sözümüzü verip tamam, sonlandıralım. Gerek son sözleri rica edebiliyor muyum? Olur. Çünkü süremizi aşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de kısaca şöyle söyleyeyim. Şimdi sevdiği işi yapmak başarının en temel şartlarından biri. Sanki iki tane yaklaşım var gibi geliyor bana. Yani ben bir yerim olsun, burada kendim ne seviyorsam onu yapayım, kendimi yansıtayım. Dolayısıyla benim gibi olan, yani bana benzer olan insanlar buraya ilgi göstersin ve ben onlarla beraber bu işimi sağlıklı bir iş haline getireyim. Bu böyle tam bir artizan bir yaklaşım. Bir de ben işte bir kahve zinciri kurayım, bundan 10 tane daha açarım, zincir olurum, şuraya giderim falan gibi. Bir de böyle daha business tarafı, daha böyle bir iş tarafı bir yaklaşım var. Bu ikisi de kabul, ikisi de olabilir ama ikisinin karışımı olan şeyler, evet, sanki biraz böyle arada derede kalmak kötü. O yüzden bu kararı çok doğru vermek lazım. Yani tamamen benim kafem mi olsun, adı hatta benim kafem olabilir yani. Değil mi? Keyfe keder. Yoksa böyle işte hayallerim bir zincir olacağım, şurada olacağım, benzin istasyonlarında olacak falan. Bu iki ayrımı yapmak çok çok önemli. yani işin her birinin, ikisinin bence iş modelleri tamamen farklı. Beklentileri tamamen farklı. Bir de şunu iyi düşünsünler. Yani buradan diyelim her şey çok başarılı oldu. Gayet güzel çalışıyor. Yani bir tane 50 metrekare kendime ait benim kafem var. Peki bu en iyi şekilde çalışsa dahi buradan üreyecek olan para benim o beklentimi, hayatımı karşılayabilecek mi? Yani sanki temel olarak bu dahi tutmayabilir. Yani ben kısaca çok da uzatmadan bunu söyleyeyim. Ben hep hayatta şunu söylerim. Yani ne istediğini bilmek, işin %60'ı 70'i. Ne istediğini bilenler başarılı olurlar. Ama ne istediğini bilmek de öyle hiç kolay bir şey değil. Tabii. Yani insanın kendi kendini çok sorgulaması, arada sırada böyle gece ter içinde uyanıp acaba öyle mi falan diye kalkma süreçlerini falan yapan zor bir iş. Yani ne istediğinizi bilin, onu keşfedin, ona göre hareket edin. O zaman yol açık olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey, sizin düşünceniz? Kısaca tek cümleyle toparlamaya çalışayım. Yani ben de amaç anlam duygusuna çok önem veriyorum. Yani bunun ne amaçla yaptığınız. Bir de hani beyaz yakanın kaçış noktası olarak çok gözüküyor. Yani sahilde bir kafem olsa şunlardan da kurtulsam. Bütçe dönemleri başladı, o yüzden çok çok duyuyoruz bunu. Ondan uzak durmakta fayda var. Ben biraz daha yani yüze yakın kafe işletmesi var. Biraz daha markalaşmış. Yaklaşık 12-13 tane de uluslararası marka var. Ben bu markalara hizmet edecek bir servis markası yaratmanın özellikle bu dönemde çok daha vizyoner olduğunu düşünüyorum diye tamamlayabilirim. Teşekkür ediyorum. Ben şahsım adına çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.